İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Evet, 1965 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev yapmış olan Profesör Derin Orhon, İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi ve Fen Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılıkları görevlerini de yürüttü. Ayrıca 1997-2007 döneminde İnşaat Fakültesi Dekanlığı görevine üstlendi. 2007 yılında kendi talebi üzerine emekli oldu. Halen Bilim Akademisi İstanbul'un asli üyesidir. Profesör Doktor Derin Orhon hocamız, çevre biyoteknolojisi alanındaki bilimsel çalışmaları ile 1998 yılında mühendislik alanında TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazandı. Ayrıca uluslararası ödüller sahibidir. Türkiye Bilim Akademisi asli üyeliğine ve 2001 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. Evet hocam, aslında sizinle ilgili söylenebilecek çok söz var ama programımızı dolu dolu yapabilmek için o kısmına girmiyorum. Tekrar hoş geldiniz ve bugün biz 17 farklı alanda 29 bilim insanı ve uzmanın hazırladığı raporlardan oluşan Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme kitabını konuşacağız Derin hocamızla. Çünkü Derin hocamız kitabın editörlerinden biri, koordinasyonunu gerçekleştirdi. Profesör Doktor Seval Sözen ve Profesör Doktor Naci Görür ile birlikte biz iki hafta önce kitabın bölümlerinden birine Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu ile konuştuk. Bugün Derin hocamız ile hem kitabın geneli hakkında konuşacağız hem de kendisinin de yazarı olduğu Profesör Doktor Seval Sözen'le birlikte Kanal'ın İstanbul ve çevresine ölümcül etkileri bölümünü sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet hocam, önce kitaptan başlayalım mı lütfen? Bu kitabı siz Şubat ayında başladınız hazırlamaya ve pandemi dönemine rağmen çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Öncelikle size ve bütün yazarlara çok teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Ben de bütün yazarlara çok teşekkür ediyorum. Çok özverili bir çalışma yaptılar hakikaten. İlk önce şundan belki bahsetmekte yarar var. Bu benim de, siz de bahsettiniz deminden. Benim de bilim hayatımda bir ilki teşkil ediyor. Ben çok uzun çalışmalarım içinde uluslararası üne sahip çok bilim adamıyla yazılar yazdım. Fakat hiçbir zaman bir konuda 29 değerli bilim insanını bir konuda toplayıp bunlarla birlikte çalışma imkanım olmamıştı. Onun için bu benim için de bir ilk oluyor. Bu ilki bana sağladıkları için herkese, bütün katkı yapan değerli bilim adamlarına teşekkür ediyorum. Şimdi belki bu çalışmayı neden yaptık? Çok kısaca ondan bahsetmek lazım. Lütfen hocam. Bunlar konuşuluyor son zamanlarda da. Biliyorsunuz bu İstanbul bize kazandırıldı. İstanbul tarihte iki defa kazandırıldı bize. Bunlardan birincisi geçtiğimiz ay kutlandı. Mayıs'ta pardon. Evet. Yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi tabii. Çok önemli bir olay. Sadece Türkiye için değil, Osmanlı için değil fakat bütün dünya için önemli bir olay oldu ve çağ değişti. Bunun için top kullandık, tüfek kullandık, kılıç kullandık, mızrak, ok kullandık. Ama daha önemlisi 6 Ekim'de de bu şehir kurtarıldı. Bu şehri kurtarırken Gazi Paşa'mız top tüfek kullanmadı. Sadece Ankara'daki görüntüsünü yansıttı. Bu görüntü bu şehri işgal kuvvetlerinin terk etmesi için yeterli oldu. Bu bence çok daha değerli, bizim için çok daha dikkat etmemiz gereken tarihi bir olay. Onun için bu bize bir çok önemli bir görev verdi. Yani bu şehri korumak, bu şehrin bütün kıymetlerine sahip çıkmak, devamlılığını sağlamak.
Biz çalışmamıza bu gözle baktık. Ve dolayısıyla ilk önce yani bu kanal işinde bir amaç aradık. Yani neye yarayacak, nedir, ne yapılmak isteniyor? Açık söylemek gerekirse bilimsel gözle bakıldığında bir amaç görünmüyor. Tanımlanmış veya tanımlanmamış bir bilimsel amacı yok. Başka amaçları olduğu konuşulabilir, değerlendirilebilir ama bilim adamlarının bu konuda söyleyeceği bir şey yok. Peki biz ne yapmaya çalıştık ve neden yaptık? Dendik iki bu konuda çok önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi dendi ki bu chat çalışması yapılırken çok değerli 400'e yakın bilim adamının emeği var. Vallahi ben çok eskiden beri bu konularda çalışıyorum. Türkiye'de çalışıyorum, İstanbul'da çalışıyorum, dünyada bu konularla çalışıyorum. Ben hiçbir bilim adamını tanımıyorum bu chat çalışmasına katkı sağladığı söylenen. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki yani benim önüme çok somut bilimsel veriler çıkarırsanız ben bunları dikkate alırım dedi. Tabii bu bizim çok memnuniyetle düşüneceğimiz, memnuniyetle cevap vereceğimiz bir istek oldu. Onu sağlamaya çalıştık biz. Ne yapıldı? Chat çalışması baştan sona gözden geçirildi. Bütün detaylarıyla. Bu konuda chat çalışmasını yapanlara çok müteşekkir olduğumu hem kendim adına hem de bütün çalışanlar adına ifade etmek istiyorum. Çünkü bu konuda yapılan bütün yanlışları, bütün gözden kaçırılmış önemli unsurları, bütün incelenmeyen hususları bir arada topluca görebilmek başka türlü mümkün değildi. Biliyorsunuz siz de katıldınız bundan daha önce. Bir çalıştay oldu. O çalıştayın hazırlanması sırasında biz bu kadar yanlışın bir araya getirilme marifetinden haberdar değildik. Bu hakikaten marifet isteyen bir çalışma. Onun için bunları biz inceledik. Ve sadece bilimsel bir gözle inceledik. Bilimsel mevcut olan, göz ardı edilen, kullanılmayan veya yanlış değerlendirilen bütün bilimsel verileri gündeme getirdik. Ve yaptığımız şey bu bilimsel verileri kullanarak herkesin anlayacağı bir dilde gerçekleri ortaya koymaya çalıştık. Umarım dilini de uygun seçmişizdir. Ben bir şeye de dikkat ettim en azından kendi yazımı yazarken. Ben Kanal İstanbul demedim dikkat ederseniz. Tabii daha iyi tanıtmak için çalışmayı kitabın adı Kanal İstanbul oldu. Ama ben bu kanal kelimesini İstanbul'la bağdaştıramıyorum. Özür dileyerek söyleyeyim bunu. Bu Kanal İstanbul'un herhangi bir parçası olamaz. Bu olsa olsa lalet daim bir tasavvurdur. İstanbul'la ilgisi olmamasını gönülden temenni ediyorum. Şimdi evet, onun için de bu bölüme kanalın İstanbul ve çevresine ölümcül etkileri başlığını koymuş. Evet, yani bu herhangi bir şey, bir kuşun da ölümcül etkisi olurdu. Depremin de ölümcül etkisi olurdu ama adını İstanbul olarak koyduğumuz bir şey İstanbul'a zarar veremez. Böyle bir şey olamaz. Onun için ben sana demiyorum. Ve sizin bölümünüz 5 ayrı bölümden oluşuyor. Alt bölümden, alt başlıktan oluşuyor. Doğru. Hocam. Evet. Şimdi tabii biz çevre gözüyle baktık. Yani çevreci gözüyle bu kanal İstanbul'a neler yapıyor, neler getiriyor, neler getiriyor ona baktık. Demince söylediğim gibi getirdiği bir şey yok. Yani sorundan başka bir şey getirmiyor. Yani İstanbul'a zarar vermek istesek bu kadar organize bir şekilde bir projeyi gerçekleştiremeyiz. Bu kanal bunları yapıyor maalesef. Bunları sadece ben söylemiyorum. 29 bilim adamı birlikte söylüyor. Şimdi birinci, sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci üzerinde durulması gereken konu şu. Bu kanal aslında yani gemi trafiğini sağlamadığını iddia ediyorlar ve bu doğru olduğunu düşünüyorum çok bilimsel ağızdan. Yani amacına uygun hizmet etmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar ama bir başka amaca hizmet ediyor. O da çok tehlikeli bir amaç. Çünkü Karadeniz fevkalade kirli bir su bünyesi. Karadeniz giderek kirleniyor. Bunu yapılan ölçümler gösteriyor. Karadeniz'in kirliliğini Marmara'ya taşıyor.
Marmara'da da lalet daim bir yere taşımıyor. Bu Marmara'nın en hassas olduğu, en fazla korunması gereken noktasına taşıyor. Yani Karadeniz'den alıyor bütün kirliliği ve Küçükçekmece civarında Marmara'nın o kirlenmiş ve hassas korunması, en fazla titizlikle korunması gereken noktasına taşıyor. Şimdi ne taşıyor? Biz tabii kirliliği laf olarak böyle söylediğimiz zaman çevreci olmuyoruz. Bir takım değerler verebilmek lazım buna. Şimdi denizde veyahut da atık sularda veyahut da herhangi bir ortamda kirliliği çok değişik parametrelerle ölçebiliriz. İşte çözülmüş oksijenle ölçeriz, ağır metallerle ölçeriz, bir takım organik kimyasallarla ölçeriz filan falan. Bunlar hepsi ölçülmüş zaten ama biz bunların içinden sadece 3 tanesini aldık. 2 tanesi ağırlıklı olarak kullanıldı bu yazıda. Bunlardan başlıcası azot türleri, ikincisi fosfor türleri. Bunların ikisi de insan kaynaklı kirleticiler. Yani bizden gelişen kirleticiler. Bunlar çok önemli kirletici. Çünkü her ikisi ve özellikle azot deniz ortamında canlı hayatı teşvik ediyor. Ayağa kaldırıyor. Biz buna aşırı yapıldığı zaman ötrofikasyon diyoruz. Yani bilimsel adı ötrofikasyon. Ne demek? Denizin yüzeyinde bu azotun, fosforun bolca bulunduğu ortamlarda canlılar türüyor. Yosun tipi, plankton gibi canlılar. Bunlar aslında fevkalade gelişmiş bir metabolizmaya sahip. Bu doğanın gücünü gösteriyor. Keşke biz de fotosentetik bir yöntemle, fotosentezle aynı bu canlılar gibi gelişebilseydik. O zaman işimiz çok kolay olurdu. Mesela yemek yemezdik. Karbondioksidi alırdık, güneş enerjisini de alırdık ve kendimizi ayakta tutabilirdik. Ama biz maalesef kimyasal enerjiden yararlanıyoruz ayakta durabilmek için. Yani besin maddeleri alıyoruz. O bakımdan bu canlılar buna ihtiyaç duymuyorlar. En kolay gelişen canlılar. Bunlara bizim dünyamızdaki oksijeni temin etmeleri bakımından da çok müteşekkiriz aslında. Fakat Marmara bünyesinde böyle bir teşekkür hak etmiyorlar. Çünkü Marmara'yı bunlar kirletiyor. Ne oluyorlar? Çok aşırı derecede çoğalıyorlar. Aşırı derecede çoğalınca bunlar ondan sonra fosforu, azotu içlerine alıyor. Ama çöküyorlar öldükten sonra. Alt tabakaya geçiyorlar. Burada parçalanıyor. Parçalanınca da çözülmüş oksijeni yok ediyorlar. Şu andaki Marmara'nın durumu bu. Marmara alarm veriyor. Ne zamandan beri bu alarm veriyor? 1990'lı yıllardan beri yapılan bilimsel çalışmalarda bu alarmı veriyor. Marmara ölüyor deniyor. Dolayısıyla yani İstanbul'u seven herkes, İstanbul'un eski günlerini hatırlayan herkes Marmara'daki bu ölümü durdurmaya çalışması gerekir diye ben düşünüyorum. Hatırlarsanız siz ve ben ve yaşlarımız müsait, biz İstanbul'da denize girerdik. Yani İstanbul plajlarıyla da ünlü bir kentti. Ufak ufak koyları, plajları, ben Suadiye'yi, Moda'yı vesaireyi, Florya'yı o şekilde hatırlıyorum. Bugün ben bu işi tavsiye etmiyorum çünkü kirleniyor. Dibe doğru gittiğimiz zaman çözülmüş oksijen yok. Şimdi ne yapıyoruz biz bu şeyle, bu kanalla? Getiriyoruz yaklaşık 80 tondan daha fazla günde azotu Marmara'ya taşıyoruz. 80 ton gün. Evet evet. Yani ben hakiki koyayım. 85 ton gün, 85,5 ton gün olarak hesaplamışız. Bunu nasıl hesaplamışız? Evet. Bu fevkalade kolay hesaplanabilecek bir büyüklük. Çünkü 2015'ten 2019'a kadar, günümüze kadar hala da devam ettiğini düşünüyorum. TÜBİTAK, MAM grubu İSKİ'ye çok kapsamlı bir proje yapıyor. Bu projeler evvelden de yapılıyordu. 1995'lerde de yapılıyordu aynı kapsamda projeler. Aynı noktalardan. Çok kapsamlı bir şekilde bütün bu şeyler, veriler hem Karadeniz'de hem de Marmara'da ölçülüyor. Biz bu değerlerden yola çıktık. Şimdi maalesef bu değerler chat'te falan kullanılmamış hiçbiri. Çok göstermelik birkaç ölçüm yapılmış. Hiç gerek yok zaten bu ölçümleri 5 seneden beri TÜBİTAK her yerde yapıyor yani. Ayrıca burası bilim adamlarının çekim noktası, yani özellikle oşinografi üzerinde kendini
gösteren bilim adamları burada Türk veya yabancı çalışıyorlar zaten. Ha şimdi bu 85 ton çok ciddi bir rakam. Yani bizim anlayacağımız dilde ifade etmek istersen yaklaşık 10 milyon nüfusun üzerinde bir nüfusun yaratacağı kirliliğe eşdeğer. Yani ne yapıyor bu kanal? Sanki biz bu bölgeye 10 milyon insan üst üste yerleştirmişiz gibi çalışıyor kanal. Ve bunun bütün kirliliğini alıyor, bir yere topluyor, bir yerde atıyor. Bu Marmara'nın tahammüden öldürülmesi demektir. Bu bir cinayettir. Yani Marmara'yı öldürmek anlamına geliyor. Bunun yanında fosfor da veriyor, bunun yanında organik karbon da veriyor. Yani bir sürü kirletici veriyor ama bu çok önemli bir şey. Şimdi tabii biz Marmara'da oturmuşuz, çok kapsamlı bir şekilde arıtma tesisleri kurmuşuz. Yani bizden kaynaklanan atık suların arıtılması için çok değişik 7-8 tane arıtma tesisi kurmuşuz. Bunların hepsi ileri arıtma tesisleri. Ve bunlar işte atık sulardaki azotu, fosforu da gidermeye çalışıyorlar. Yani evet, İSKİ'nin arıtma tesisleri değil mi hocam bunlar? İSKİ'nin arıtma tesisleri. Evet. Güzel çalışan tesisler bunlar. Bunların Marmara'ya attığı kirlilik bu boğazın getireceği, kanalın getireceği kirliliğin %10 civarında. Yani kanal %10 misli daha fazla bir kirliliği azot ve fosfor yükü bakımından Marmara'ya taşıyacak. Dolayısıyla bizim para harcayıp da arıtma tesisi falan yaptırmamıza hiçbir gerek yok. Çünkü bu kanal açıldığı zaman zaten 10 misli bir kirlilikle karşı karşıya geleceğiz. Bunun onda birini arıtmak için bu kadar tesis yapmaya, bu kadar para harcamaya hiç gerek yok. Dolayısıyla ikincisi doğru tabii. Bizim bunu yapmamız lazım. Fakat kanalın da bu kirliliği taşımaması lazım. Kanal bu kirliliği nasıl taşımaz? Yapmazsanız taşımaz. Yaparsanız taşır. Yani bu kadar açık. Evet. Birinci konu bu. Yani Marmara'yı öldürecek bir kirliliği Marmara'nın en kritik noktasına boşaltıyor. Şimdi çok basitinden söyleyelim. ÇED ne yapmış? ÇED'de bu konuyla ilgili olarak çalışan çok değerli, namı çok fazla geçen bir Fransız şirket var. İsmini söylemeyeyim şimdi. Yani istese bütün bunları çok rahatlıkla bulabilecek ve değerlendirebilecek bir şirket. Ama ne yapmış? Bunu böyle değerlendirmemiş. Bir kere bütün aldığı değerler yanlış. Ondan sonra Boğaz'la birlikte bu deşarjı değerlendirmiş. Şimdi Boğaz'ın yeri başka. Bu deşarjın yani bu kanalın boşaldığı yer başka. Dolayısıyla kanalın boşaldığı yerdeki etkiye bakmış olması lazım. Bakmış mı? Evet bakmış. Neye bakmış? Ne kadar tuzluluk değişebilir, ne kadar sıcaklık değişebilir diye bakmış kanalın boşaldığı bölgede. Yani bunlara bakmasını kötü olarak addetmiyorum ama aslında onların yapması gereken bir sonuca varmadan önce biz ekolojik olarak ne noktadayızı araştırmak lazım. Bu çok ciddi bir şey. Ben meşhur bir dergi olduğunu bu arada söyleyeyim. Nature'da 2014 yılında bir sayfalık bir değerlendirme yaptım ve orada da çok açık ortaya koyduk ve orada da diyoruz ki bir ekolojik değerlendirme, bir çevre değerlendirmesi lazım böyle bir şeye karar vermeden önce. Yoksa bu proje bir vasfını korur, çılgınlık vasfını korur, geride hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla bunu yapmamışlar. Neden yapmamışlar? Çünkü bu yapılsaymış o zaman bu kanal yapılsın diye bir tavsiyede bulunmak mümkün değilmiş. Yine de böyle bu kanalın yapılmasıyla Marmara'ya gelen azot ve fosfor yükünün %15'ler, %20'ler civarında artacağını dikkatli gözler ÇED raporunun içinde bulabilir. Ama ÇED raporu genelde okunmadan onaylandığı için bunlar görülmemiş veya görülmek istenmiş. Şimdi kirlilik noktasında bilmiyorum siz bu noktada bir şey sormak ister misiniz veya yok hocam, hemen ikinci bölüme yani su kaynaklarının tahribi bölümüne geçebiliriz. Peki efendim. Şimdi o zaman su kaynakları. Tabii sizin söylediğiniz çok önemli bir şey var Derin hocam. Siz diyorsunuz ki zaten şu anda bile Marmara kirli ve biz bu kirliliği halletmek zorundayken bir de üstüne kanalın getireceği kirliliği
ekliyoruz evet, diye. Evet. Son derece kritik bir konumdan evet, bahsediyorsunuz. Evet. Marmara'yı etüt edenler şunu söylüyor. Değerli bilim adamları hala konuşuyorlar. Bu kitapta da yazıları çıktı. Yani Marmara Karadeniz gibi, Boğaz gibi bir tabakalaşmış bir deniz. Küçük bir deniz. Yani ve alt tabakadaki çözünmüş oksijen giderek azalıyor. Azalıyor değil, sıfıra yaklaşıyor veya sıfır noktasına düşüyor. Dolayısıyla bu oksijenin düşmesini mutlaka önlememiz lazım. Çünkü ne Marmara'da balık kalır, ne Marmara'ya bakar. Bir ara eğer Haliç'i hatırlıyorsanız Marmara Haliç gibi kokar. Yani eğer bunu istiyorsak bunu yapalım hep birlikte. Şimdi su kaynaklarının tahribi var. Burada hiçbir şey, chatte hiçbir şey saklanmıyor. Deniyor ki biz diyor Sazlıdere Barajı'nı ortadan kaldıracağız. Sazlıdere Barajı İstanbul'a su veren barajlarda, göllerden bir tanesi, barajlardan bir tanesi. Ve yaklaşık tam değerini müsaade ederseniz söyleyeyim. Aşağı yukarı 88 milyon metreküp yılda su temin ediyor. Yani bu da yaklaşık su İstanbul'un nüfusunun %10'una yakın bir nüfusun suyunu temin etmek anlamına geliyor. Şimdi bu baraj tamamen ortadan kalkacak. Yani bu kanal yapıldığı zaman bu barajı ortadan kaldıracak. Yani İstanbul'a 88 milyonluk su kaynağı tahrip edilmiş olacak. Bu mümkün mü? Mevcut mevzuata, şu anda yürürlükteki mevzuata baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını, yani yasal olarak mümkün olmadığını görüyoruz. Bununla mı kalıyor acaba? Bununla da kalmıyor. Terkos Gölü ki, Terkos Gölü biliyorsunuz en eski su havzalarımızdan bir tanesi. Onun da su toplama alanını ortadan kaldırıyor. Bir kısmı, önemli bir kısmını. Tuzlanma burada olur mu olmaz mı? Onun da tartışmaya açık bir noktadayız. Yani onun da tuzlanması söz konusu olabilir. Şimdi bunu yasalara rağmen yapıyor diyorsunuz. Bu yasa derken de çevre kanunundan bahsediyorum. Su ve Orman Bakanlığı eskiden onun getirdiği yönetmeliklerden bahsediyorum. Yani özetle çok sevdiğimiz belediye başkanımız şu anda bir havzaya çok hoşuna gitse de havzanın içine bir konut yapmaya kalksa buna izin yok. Size de yok, bana da yok. Ama bir havzayı tamamen ortadan kaldırmak mümkün. Şimdi ve bu koşulda kanala olumlu cevap verilebiliyor. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi biz bu havzayı ortadan kaldırırken büyük masraflarla, büyük külfetlerle ta 200 kilometre öteden Melen'den İstanbul'a su taşıyoruz. Yani böyle bir havzanın ortadan kaldırılmasını şu şekilde müsaade ederseniz değerlendirelim. İstanbul kaynak bakımından fevkalade zayıf bir kent. Yani nüfusu bu kadar artmış ama kaynağı yok. Kaynağı yok derken ne var? Denizleri çok hassas, suyu az, enerji üretemiyor. Yani İstanbul'daki taş ocaklarını bile belli bir noktadan sonra tüketmiş olacağız ve İstanbul'a yollara dökülecek mıcır bile bulamayacağız yani. Kaynağı yok İstanbul'un. Ama biz ne yapıyoruz? Bu da suyu şey etmiş diyoruz. Su önemli değil. Biz bu havzayı da veya bu gölü de ortadan kaldıralım diyoruz. Bunu diyoruz. Şimdi üçüncü madde şu. Biz tabii bu kanalı yaparken çok ciddi bir hafriyat yapıyoruz. Yani kazı yapıyoruz. Kanaldan toprak çıkıyor. Çok önemli. Ne kadar önemli? 1 milyar metreküpten daha fazla. Bu çok, yani 1 milyara kadar saymayı düşünseniz çok uzun bir zamanınızı alın. Hiç saymayın ama bu kadar toprak çıkıyor. Şimdi bu toprağın bir menkıbesi var, yani bir gelişmesi var. Bu toprağı ne yapacağız diye bu projeleri veya ÇED'i hazırlayan grup düşünüyorlar, düşündüler yıllarca. İlk önce havaalanında biz havaalanı yapıyoruz. Havaalanına dolgu malzemesi olarak kullanalım dediler. Kullanamadılar çünkü zaman geçti, yani havaalanı yapıldı bitti. İkincisi, daha ilginç bir fikir ortaya çıktı. Bu fikir kimden ortaya çıktı? Belki o bahsettikleri 400 bilim adamından bir düzinesinin, iki düzinesinin fikri olabilir. Marmara'nın değişik yerlerine 3 tane ada kuralım dediler.
Yani bu toprakla Marmara'ya ada yapılır. Marmara'nın tam ortasından biliyorsunuz çok ciddi bir fay hattı geçiyor. Bu fay hattı ne zaman bir problem çıkaracak diye endişe içindeyiz. Allah aşkına topraktan yapılan bu adaların orada nasıl duracağını ve ondan sonra nasıl dağıldıktan sonra etrafa ne tür problemler yaratacağını tahayyül etmek lazım. Düşünebilme boyutunda olabilmek lazım. Allah'tan bunu da, Allah'tan demeyeyim çünkü ortaya çıkan üçüncü alternatif daha da tehlikeli. Bundan vazgeçtiler. Fakat o bahsettiğim Fransız şirketinin ÇED raporunun ekindeki dosyalarına bakarsanız yanlışlıkla bu üç adanın resmi var. Yani onlarda bu resimleri görüyorsunuz. Onlar silememişler bunları. Demek ki o devirde bir inceleme yapmışlar. Şimdi ne yapıyorlar şu anda? ÇED ne yapmayı öngörüyor? Yani Karadeniz sahillerine 38 kilometrelik bir dolgu yapıyor. Bu dolgunun yüksekliği korkunç. Ondan sonra Karadeniz'in sahilinin bütün doğal güzelliğini ortadan kaldıracak bir dolgu yapıyoruz biz. Şimdi bu dolgu hani yaptık Karadeniz sahilinde feda ettik. Ki yani bunu feda etmekle neler kaybettiğimizi görebilmek için bu kitabın ekolojik bölümlerini yazan değerli bilim adamlarının görüşlerine müracaat etmek lazım. Neler kaybettiğimizi görebilmek için. Veya şimdi gidip o sahilin nasıl olduğunu görmek lazım. Bunun böyle metrelerce yükseklikte bir dolgu alanıyla kaplandığını tahayyül edebilmemiz lazım. Ama bunların ötesinde zararı var. Nasıl? Şimdi bu toprağı oraya koyduğunuz zaman durmuyor. Karadeniz'i biraz bilenler Karadeniz'in çok haşin, sert bir deniz olduğunu bilirler. Yani bu toprağı muhafaza edebilmek lazım. Yerinde tutabilmek lazım. Hem inşaat sırasında, toprağın dökülmesi sırasında hem de ondan sonra Karadeniz'den. Karadeniz öyle bir vuruyor ki mesela sahil yolu çöküp gidiyor. Sahil yolunu çökerten şey bu dolguyu çökertmez mi? Ne olacak o zaman? Bu dolgu bozulacak. Yer yer açılacak. Dolgu dediğimiz o 1 milyar metreküplük toprak kısmen Karadeniz'in tabanına çökecek. Kısmen de bu kanal vasıtasıyla taşınacak. Marmara'nın yine çok hassas, çok korunmaya muhtaç olduğunu söylediğimiz bölümüne dökülecek. Şimdi bu da fevkalade önemli bir konu. Peki bunu yapabilir miyiz? Bunu da yapamayız. Neden yapamayız? Çünkü yine hafriyatlarla ilgili yani toprak malzemesi, toprak hafriyatı ile ilgili mevzuata baktığınız zaman hafriyatın yani kazı toprağının denizlere dökülmesi ve bunlarla dolgu yapılması yasaktır diye çok açık bir hüküm var. Hem de yönetmelik değiştirilmiş 2018'de bu hüküm gelmiş. Yani bu ÇED yapılırken bu hüküm gelmiş. Demek ki ikisinden birine bakmayı tercih etmişler. Buna bakmamışlar. Öbür tarafa bakmışlar. Böyle bir şey. Şimdi bu dolgunun çok önemli bir kısmı da aslında şuradan çıkıyor. Bakın işte burada çok açık seçik gösteriyor zaten. Hafriyat toprağı ve inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği. 2004 ama değiştirilmiş bu. 2017 veya 18'de değiştirilmiş ve son hali geçerli olan. Şimdi bunun çok önemli bir, şimdi bir an için kanalı gözümüzde canlandıralım. Kanal tabii gelecek yaklaşık 20 metre derinliği var. Demek ki daha fazla derinliği hem Karadeniz tarafında hem de Marmara tarafında deniz bünyesi de oluşması lazım. Yani sığdan gelip de birdenbire kanala 20 metreyle giremezsiniz. Yani gemilerin girmesini, manevra yapmasını sağlayacak bir derinliği her iki uçta da oluşturmanız lazım. Bunun için yine kazı yapmanız gerekiyor. Bu deniz içinde yapılan bir kazıdır. Deniz içinde tarama çalışmaları yapılıyor. Bununla ilgili de çok ciddi miktarda yani milyonlarca metreküplük kazı toprağı çıkılacak. Bu kazı toprağının nerelere atılacağını ÇED raporu söylemiyor. Ama daha önemlisi bu aslında kanal olduğu gibi Küçükçekmece Gölü'nü de içinden geçiyor. Şimdi Küçükçekmece Gölü'nü mahvediyor diyeceğiz. Küçükçekmece Gölü'nü daha evvel kirletmiştik. Tarihte yani benim hatırladığım dönemlerde Küçükçekmece Gölü İstanbul'un bir su kaynağıydı.
temiz bir göldü ve İstanbul için su temin ediyorduk bu gölden. Fakat giderek kirlendi. Öyle bir noktaya geldi ki biz bu gölü terk etmek mecburiyetinde kaldık. Yani bu yaklaşımımız bizim. Bir şeyi yok ettiğimiz zaman onu terk ediyoruz, bir yerde bırakıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Piknik yapıyoruz, ormana gidiyoruz. Ormanda keyifleniyoruz, bütün ondan yararlanıyoruz. Bütün pisliğimizi orada bırakıp, masanın üzerine bırakıp terk edip gidiyoruz. Aynı şeyi biz İstanbul olarak daha büyük ölçekli yapmışız. Küçükçekmece Gölü'nde böyle terk etmişiz. Küçükçekmece Gölü'nün geri kazanılması için çok çalışma yapılmış, bakılmış. Ve dibinde o kadar büyük bir balçık toprak çıkmış ki bu balçık toprağı halletmenin bir yolu bulunamamış. Yani İstanbul'a tekrardan kazandırılması mümkün olmamış. En azından su kaynağı olarak. Ama bir göl ortamıdır tabii. O var, o duruyor. Şimdi buradan da 50 küsur bin, milyon metre küplük, 53 milyon metre küp, onlar bu kadar diyorlar, kazıp çıkacak. Dipten dip taraması çıkacak. Ki kanalı oradan geçirelim. O derinliğe getirmek lazım. Ve bunu nerede getireceğiz? O balçık alanda getireceğiz. Yani o balçık alanın bir kere stabilitesinin sağlanması lazım. Bu toprağın da gitmesi lazım. İşte buradan sonrası ben takip ediyorum. Bir takım hesaplar falan da yapılmış. Şimdi o hesaplara baktığımız zaman bu dipten, küçük çekmecenin dibinden taşınan toprağın özelliği tamamen bir arıtma tesisinin çamurun özelliğine bağlı. Aynı. Yani benzeşiyorlar birbirleriyle. Bu kadar tehlikeli, bu kadar kirletici vasfı olan bir şey. Şimdi ÇED'i okursanız bir yanlışlıklar komedyası olarak ÇED'in bu kısmının devam ettiğini görürsünüz. Bir takım konteynerler almışlar. Bu çamuru o konteynerlere taşıyorlar. Bunlar küçük konteynerler. Göya susuzlaştıracaklar. Çamurun susuzlaştırması nedir herhalde hiç bilmiyorlar. Böyle kolay konteynerlerle çamur susuzlaştırsaydı o zaman cümle alem bunu yapardı. Bu bir yeni buluş olur dünyaya. Ama çok sofistike makineler kullanılıyor çamurun susuzlaştırılması için bugün. Ondan sonra da denize boşaltacak. Yani bu şey de denize boşaltmayı öngörüyor ÇED raporu. Halbuki ilgili yönetmelikler bunun açıkça mümkün olamayacağını, yani bir çamurun hiçbir zaman denize atılamayacağını çok açık seçik söylüyor. Bunu da göz ardı ediyorlar. Onun için inşallah bunu yapmazlar demek istiyorum. Yoksa denizde Marmara'nın belli bölümlerine bunu atacaklar. Bu tamamen bir felaket olur. Yani Marmara'yı daha çabuk öldürebilmek için yanlış ilaç vermek gibi bir şey olur. Siz verirsiniz, birdenbire vücut reaksiyon gösterir, birdenbire vücut gider. Çoklu organ kaybı diyorlar buna. Marmara'nın çoğu yerinde bu organ kaybını yaşarız bunu yaparlar. Onun için yapmazlar diye düşünüyorum. Şimdi iki boyut kaldı. Bakalım isterseniz. Lütfen. Bu kanal boyunca tuzlanma var. Olacak. Şimdi aslında bu çalışmamızın, bizim oluşturduğumuz raporun en önemli, bu söylediklerimin hepsinden daha önemli bulgusu, kanal yapısının da zeminin sıvılaşma özelliği gösterdiği. Sıvılaşıyor yani. Bu ne demektir? Ayranı koyuyorsunuz, suyu koyuyorsunuz, çalkalıyorsunuz, ayran oluyor yoğurdu koyduğunuz zaman. İşte o görünümde oluyor. Bütün bu şey Sakarya'daki depremde yaşananlar tamamen bu türlü zeminin üzerinde inşaat yapıldığı için. Yani bu kanalın üzerinden de çok büyük yapılar var. Kanalın kendi yapısı var bir kere. Bu sıvılaşan bir zeminde yapılması mümkün olmayan bir şey. Şimdi işin tuhaf tarafı, bunu da sevgili dostum Nuray Hoca ve Naci Hoca ikisi birlikte, yani bütün depremle uğraşan grup bunu ortaya koydu. Bu çok önemli bir bulgudur. Tek başına hem kanalın yapılma olasılığını ortadan kaldırabilecek bir bulgudur bu. Hem de bunun ortaya çıkarılması bütün bu konuştuklarımızdan daha önemli bir durumu ortaya koyar. Daha önemli bir ikna kabiliyeti olur diye düşünüyorum ben. Şimdi dolayısıyla bu sıvılaşmanın olduğu bölümde
zemin yapısı çok müsait. Zemin yapısından dolayı kanal içindeki tuzlu su, ki bu yaklaşık 270 milyon metreküp. Yani kanal diyeceksiniz ki akıyor. Bunun su neresinde? Akıyor ama kanal bünyesinde sabit bir hacim hep duruyor. İşte o onun zemine sızması, zeminin altında zemin yeraltı suyunu tahrip etmesi, üste bulaşarak zemini tuzlu hale getirmesi ve tarımı tamamen ortadan kaldırabilmesi, hepsi bunların çok büyük olasılıklar ve çok büyük tehlikeler. Her biri. 270 yani, milyon metreküp mü dediniz hocam? Evet, evet, öyle hatırlıyorum ben. Şimdi bakayım, 270 evet. milyon metreküplük bir hacimde biz tuzlu su tutuyoruz. Ve Karadeniz evet. suyunu tutuyoruz. Yani binde 18'lik bir su tutuyoruz. Bu yani içilecek ve içinde yüzüyoruz işte tuzlu su olarak. Kullanılacak bir su değil. Evet. Bunun zemine nüfuz etmesi, tarımı, o ormanı, bütün doğal yapıyı ve yeraltı suyunu, yeraltı suyu kaynaklarımızı ortadan kaldırabilecek bir gelişme olur. Bunun tabii dikkatle izlenmesi ve önlenmesi gerekir. Ama en güzel önleme sıvılaşan bir zeminde bu kanalı yapmamak. Evet. Şimdi geldik son maddeye. Son madde, yani İngilizlerin bir lafı vardır. Son ama en önemlisi. Veya en önemlisi değil diye biliyorsunuz İngilizce'de. Şimdi bu kanal aslında, yani bilimsel yönü olmadığı için hiç değinmedik. Ama civarında çok büyük bir nüfusu beslemek, oluşturmak üzere yapılıyor. Yani bunun böyle 500 bin, 750 bin falan diyorlar ama hiçbir zaman buralarda durmayacağını ve bunun böyle milyonlara, birkaç milyona çıkabileceğini bu konunun uzmanları tahmin ediyor. Yani kanal civarında çok büyük bir nüfus oluşacak. Yani ne yapıyoruz? İstanbul nüfusunu o bölgede yeniden arttırıyoruz demektir. Şimdi bu noktaya geldiğimiz zaman iki şeyi düşünmek lazım. Bunlardan birincisi, İstanbul'da 2000'li yıllarda, 2000'li yılların sonunda bence başka şehirlerde gördüğümden çok daha mütekamil bir 1/100.000'lik çevre düzenlemesi planı yapıldı. Bu plan 4 sene sürdü ve o planda yaklaşık 400 bilim adamı çalıştı ve belediye meclisine getirildi. Ufak tefek düzeltmeler istendi. O düzeltmeler de yapılarak belediye meclisinde bulunan tüm üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Yani o zaman bu plan öyle ikna ediciydi ki belediye meclisinde bugün gördüğümüz kavgaları falan görmedik bu plan o onaylanırken. Herkes bunu onayladı. Herkes onayladı. Bu plan ne diyordu? Bakın diyordu, İstanbul'da nüfus artışı bir cinayettir. Bu İstanbul'u bitirir. Onun için nüfus artışını izlerken ve kontrol ederken 2023'te İstanbul nüfusunun 16 milyonu aşmamasını sağlamanız lazım. Ayrıca kuzey ormanlarının da tahrip edilmemesi lazım. Şehrin batı-doğu istikametinde sahilde genişlemesi lazım. Üçüncü havaalanı gereklidir. Onu da Silivri'de yapın, burada yapın diyordu. Bu plan bunu söylüyordu. Şimdi bu planın bir kere... Bu plan hocam 2009 yılında onaylandı. Yani evet. Tarihten de bahsetmiyoruz. Sonuç olarak 11 yıl öncesinden bahsediyoruz. Aynen öyle ve bu yani şey tarafı, bu planın yerine başka bir plan yapılmadı şu anda. Yani bunu değiştiren bir plan yok. Bu planın koşulları hala geçerlidir. Zaten bu planın koşulları bir şey söylemiyor ki, bu planın koşulları bilimsel olarak gerçekleri söylüyor. Yani yerine başka bir plan da yapılsa ne diyecek? İstanbul'a 50 milyon insanı mı yerleştirin diyecek. Bu bir vaka, bir bilimsel vaka, bunu dile getiriyor. Şimdi bu 16 milyona biz şu anda ulaştık. Bakın 2023'ten 3 sene gerideyiz. Hatta daha belki de açtık şu anda. Bu nüfuza, o göçebeler falan, mülteciler, şunlar bunlar dahil değil. Dolayısıyla İstanbul zaten eski tabirle istiap hattına, yani alabileceği kadar nüfusa sahip vaziyette şu anda. Bakın burada belki şuna da değinmekte yarar var. Yani bir kenti, bir yerleşim bölgesini öldürmek istiyorsanız
En kolay yapacağınız iş buraya insan enjekte etmek. Yani insan kadar doğayı tahrip eden, doğadaki bütün nimetleri kullanan, fütursuzca kullanan, ondan sonra da kendi geleceğini düşünmeden, kendi kendini mahveden ve oturduğu yeri mahveden bir başka dünyada mahluk yok. Evet. Bunun örneğini bakterilerde görüyoruz. Bakteriler de bunu düşünemiyorlar. Bir besin maddesi koyduğunuz zaman bir bakteri topluluğuna başlıyorlar. Çoğalmıyor. Ondan sonra düz bir noktaya geliyor bu bakteri çoğalma eğrisi. O noktada işte kimi ölüyor, kimi kalıyor. Ondan sonra da bu düşüyor. Çünkü birbirlerini zehirliyorlar bunlar. Yani ortam zehirli hale geldiği için bütün bu insanları öldürüyor. Yani bu kadar tehlikeli bir insan. Biz bu kanalla, bu İstanbul'a 2 milyon nüfus, belki daha fazla nüfusu zerk etmek istiyoruz. Enjekte etmek istiyoruz. Suni bir şekilde. Böyle bir, aslında burası tarım alanı, orman alanı, şu alanı, bu alanı. Ama bunların hiçbirine dikkate almıyoruz. Çet yani dikkate almıyor. Ve bunu yapmak istiyoruz. Peki, bunu yaparken neyi düşünmüyoruz? Bir kere demek ki buna her türlü bunlar çöp çıkaracak, su kullanacak, atık su çıkaracak, elektrik kullanacak, işte mıcır kullanacak, taş kullanacak, toprak kullanacak, beton yapacak vesaire vesaire. Bütün bunların hiçbirini düşünmüyoruz. Ve bunları düşündüğümüz andan itibaren şuna bakmamız lazım. İstanbul'un geri kalan 16 milyonuna bakmamız lazım. Bunların kullanacağı su miktarı, yani böyle bir nüfus oluştuğu zaman kullanacağı, talep edeceği su miktarı yaklaşık senede 100 milyon metreküp. 100 milyon metreküp suya ihtiyaçları olacak. Nerede o su? O suyun kaynağı yok. Zaten İstanbul kendine zor su bulabiliyor. O zaman ben tabii bu nüfusu kontrol eden bir yönetici olsam hemen gözümü Büyükçekmece Barajı'na dikerim. Büyükçekmece Barajı da mesela 2018 yılında 85 bin 90 milyon civarında 85-90 milyon civarında bir su sağlamış. O zaman ben bu suyu hemen alırım, kendi ihtiyacım için o bölgede kullanırım. O zaman çok önemli bir su kaynağı daha ortadan kalkmış vaziyette. Yani Trakya tarafında, Avrupa tarafında Terkos Barajı'nın ötesinde hemen hemen su kalmamış vaziyette. Tabii burada şu da var, strancalardan bile bir su temin edip getiriyoruz. Yani onlarla ilgili bütün yapılaşma falan yok olacak. Yani Marmara'yı bu kanalla alt üst edeceğiz. İstanbul'un en aşağı 20-30 milyar lira daha sırf altyapı tamiri için ve altyapının ihyası için masraf yapması lazım. Neden masraf yapılıyor? İstanbul'a bir kuruşluk faydası yok, bu kadar da zararı var. Şimdi dolayısıyla İstanbul'un can damarı olan suyu bu şekilde hoyratça tahrip eden ve İstanbul'un zor bulunan suyuna gözünü diken bir gelişmeyi hiçbir aklı başında kimsenin, ben bilim adamı olarak söylüyorum bunu ve bu bilim adamlarının tabii çedi kabul eden grup içinde olması da gerekiyor. Kabul edebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla da sırf bu açıdan bile çedin kabul edilmesi bence mümkün değil. Yani biz mevcut verileri kullanarak tümüyle doğru gerçek verileri esas alarak bütün bu zararları kabaca bu şekilde değerlendirdik ve işte eğer sürçülisan etmedimse bu şekilde de metinlerde anlattık. Diğer bütün disiplinler, yani 17 farklı disiplinde her biri bu durumu bu şekilde anlattılar. Yani bulduğum, bizimle birlikte çalışmayı kabul eden sayın bilim adamları İstanbul, yani bir futboldan daha çok anladığımız için belki oradan örnek vermek gerekir. Bunlar A takımı. Bir kulübün A takımı. Yani kadroda sahaya çıkan takım. Belki yedek kadroda bir ikinci takım kurabilme ihtimalimiz var. Ama bunların hiçbiri kendi disiplinlerinde, yahu bu çok farklı disiplinler çünkü, yahu bu da ne kadar iyi, İstanbul'a ne kadar da faydalı bir gelişmedir diyemedi. Bunlar tabii bilim adamları olduğu için bağımsız çalışır. Kendi bilgilerine de fevkalade titizdirler. O bilgileri de o şekilde korurlar.
Tüm kitabı bence merak eden bir kişinin okumasında yarar olur diyorum. Ben birkaç defa okudum. Çok şey öğrendim. Benim bu noktada sorularınıza tabii memnuniyetle cevap verebilirim. Ama bizim yaptığımız çalışma ile ilgili söyleyebileceklerimin bunlar olduğunu düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Şimdi bu kitap Kültür AŞ tarafından Haziran ayı sonunda yayınlandı. Ve sizin de belirttiğiniz gibi 17 ayrı disiplinden uzmanlar, bilim insanları 20 ayrı bölüm hazırladılar bu kitapta. Kitaba evet. İnternet üzerinden de ulaşmak mümkün. 500 küsur sayfalık bir kitaptır. Ekranda da görüldüğü gibi Kanal İstanbul çok disiplinli bilimsel değerlendirme kitabını sizinle hem bütününü konuştuk hem de size ilişkin olan sizin hazırladığınız Sebal Hoca ile birlikte Kanal'ın İstanbul ve çevresine ölümcül etkileri bölümünü ele aldık. Zamanımızı da doldurduk hocam. Size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Zaman ayırdınız. Ve tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi bu 29 bilim insanı ve uzmanı müteşekkiriz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok kısa bir süre içinde bu kitabı hazır edip bizim önümüze koydular. Şimdi bizim de hızlı bir şekilde buna ilişkin programlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Bu ikinci programımız oldu ama gelecek haftalarda da diğer bölümler üzerinde mutlaka duracağız ve programlar yapacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz Derin Hocam size. Sağ olunuz, var olun. Biz size teşekkür borçluyuz. Çünkü bu konu aslında tarihe bir kayıt, yani bu kitap tarihe belki bir kayıt düşecek. Ama yani tarihe bırakmadan bu işi güncel olarak da gündeme getirmek lazım. Bu işte siz fevkalade eşsiz bir görev üstlenmiş vaziyettesiniz. Bunu başarıyla sürdürüyorsunuz. İyi ki varsınız. Aslında bizim size teşekkür borcumuz var. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Evet efendim, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü yine saat 16'da 188. programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.